Şimdi Barış e, 79 yılında Haziran ayında, Haziran 28'inde, 29'unda e, Doğuzonulda da doğdu. O yıl Dünya UNESCO'na açıkladı, Dünya çocuk yılıydı. Adına işte öylece ben Barış verdim oğlumun adına. E, nasıldı? Çocukluğunda hani. Yedinden neyse yetmişinde odur diye denir. Aynı o şekildeydi benim oğlum. Çocukluğundaki o canlı, o sevecenliğe e, devamlı. Ve aynı şekilde devam etti oğlumun. Çok sevildi. İşte küçükken mahallede çok herkes barış barış işte herkese gülerdi. herkese böyle iç içe olmayı, onlar kucaklamayı falan çok severdi. Bu yapısı hep sevmek, herkeste barışık olmak. İşte benim oğlum adı gibi içiyle dışıyla kendiyle çok barışıktı. Kendinden şey yapmasını, espri, kendi kendine espri yapmasını çok severdi. Kendinden gırgır geçerdi adeta böyle. Neşeli, candan bir çocuktu. Şöyle düşünürdüm bir zamanlar, böyle bakardım oğluma. Ya ya bu oğlumda bir şey var derdim. Bu bir elektrik var oğlumda derdim. Yani bir şeylik. Benim oğlumu ya çok kişiler ya Türkiye tanımalı derdim. Yani ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye kafamda hep böyle projeler kurardım. Şimdi o, o sıralarda da işte gençliğinde işte müziğe başladı. Ki e, şimdi benim hayatım Zonguldak'ta halk evlerine geçti. Orada hep devamlı tiyatro kursları, işte müzik kursları diyelim işte halk oyunları, çeşitli etkinlikler. Ve devamlı arkadaşlarım bana derdi yani ya Selahattin geldi işte bir şey, bir saz çalmasını öğretelim falan. Olmadı. O günlerde biz daha büyük işlerimiz vardı tabii. Ama içimde ukde kalmıştı ama bir oğlum olursa demiştim ilk iş bir müzik aleti çalmasını öğreti, öğrenmesini isteyeceğim. İşte yıllar geçti. Okulda müzik konusunda iyiymiş. Flüt falan anlamında iyi olduğunu öğrendim yani müzik hocasından. Derken ben oğluma ilk önce saz aldım. Saz çalmasını öğrenmesi istedim. Ha, o olmadı. Ork aldım. O da olmadı. En sonunda işte Bartı'ndan bir arkadaş, abisinden bir gitar bulmuş. Ve onlar hani Barış röportajlarda e, demiştir ben kumsal şarkıcısıyım. Kumsal da dediği ya bizim Amasya'daki plaj. Onlar için arkadaş grupları olarak oraya toplanırlardı böyle yuvarlak şekilde ortaya ateş yakarlardı. Barış orada gitar çalardı işte hep birazdan şarkılar falan söyleni, söylenirdi. Ee, ama yani Barış aynı zamanda bir şan dersi almış değil, ne bileyim gitar kursu almış da değil. O onda o bir yetenek, o şey var da. O da biraz e, anne sülalesi tarafından ses güzelliği oradan gelme. Dayıların sesi çok güzeldi, dedesinin sesi çok güzeldi onların. E, oradan gel, ses anlamında oradan gelme. Şimdi bizim evde dediğim gibi ben Ruhi Suyu yüz kere şarkısını dinlerim ama birisini ezbere, ezberleyemezdim. O bir dinleyişte o şarkının şarkıyı alar söylemeye başlardı. Baba bak ben işte Ruhi Suyu'nun şu şarkısını hani Ruhi Suyu'nun şarkılarında söylemek o kadar basit değil. Orada hissetmiştim müziğe karşı yeteneğini. Derken işte şey oldu. Bir gün bana dedi, baba dedi bir Hasan abi var dedi. Onun dedi Çakraz'da. Çakraz'da sahil köyü. Yani tatil köyü böyle. O da dedi işte barı varmış orada işte beni çağırıyor. Şimdi ben oğlumun ne kadar müzikte işte hani o konuda ne kadar ne yaptığını bilmiyorum. Git oğlum dedim yani git. İşte biz daha bazı akşam bazen giderdik, uğrardık oğlumun oraya. E bir baktım ben şeyleri oluşturmuş, fanlarını oluşturmuş, kendine göre işte müşterilerini oluşturmuş. Ben yani şa şaştım kaldım dediği bir söz vardır yani onun gibi. Yani orada onun o sahneye yakışması, sahne duruşu. Ondan sonraki Program bittikten sonra işte o gelen işte müşterilere ilişkilere candanlığı falan derken orada iki senelik bir tecrübesi oldu. İlk sahneye çıktığı yer orasıdır. Barış aynı zamanda Amasya'da yerken kulübünde yerkenciydi. İşte e, yerken yarışmalarında Ereğli'den e, Ereğli geliyor Karadeniz Ereğli. İşte orada. Üyekav Kulübü'nün plajda işte böyle gitar, şarkılar falan söylerken Ereğli'den gelen bir abisi ki filmde onu da oynuyorlar İlhami'yi. Demiş Barış hadi gel Ereğli'ye gidelim, Ereğli'de müzik yapalım beraber. Kendisi de yani müzikle ilgileniyor. Bana bir gün dedi baba dedi ya beni İlhami abi çağırıyor dedi, Ereğli'ye dedi müzik. Barış da yani Ereğli'yi hiç bilmiyor, hiç gitmemiş. Dedim oğlum git. Orası modern bir kent, çağdaş bir kent. Sana yakışır dedim. Gitti İşte orada cam kahve vardı bilmem orada işte ya çeşitli barlarda. Ben gittim ki aman Allah'ım Ereğli'de tanımayan, bilmeyen, sevmeyen kişi yok. Sokaktan geçiyor, karşıdan geçiyor. Barış oradan bağırıyor, o oradan bağırıyor. Bu akşam ya oradayız işte o diyor bu akşam geliyoruz falan. Şimdi ben bu olayı en sonunda şeydi çok yaşadım. Beyoğlu'nda. İstiklal'de yürürken. Yürüyemez daha doğrusu. Her yerden bağıranlar. işte barışa gel yanıma gelir. Resim çektir. işte. bak anneme merhaba de. Şu diye. Ben de şey yapamazdım oğlum. Giderdim çiçek pazajına otururdum. İki saat sonra gelirdi yavrum. O sevgi, o ba büyüdü, katlandı, katlandı, katlandı. Ve şu var, işte 15 seneye geçti oğlumuzu kaybedeli. Ama bu sevgi hiçbir zaman eksilmedi. Daha da büyüyor. İnadına büyüyor. Şimdi yeni, yeniler. Barış'ı kaybettiğimizde işte 5 yaşında, 10 yaşında olan çocuklar, kızlar gelmeye başladı şimdi. Etrafımızda oluşmaya başladı. Hani Yüksel Ertuğ da yazmıştı. Dünyada bir örneği yok yani bunun. Şimdi ben bir ara Gürcistan'a gittim. Gürcistan'da inanır mısınız? Üç tane dükkana oğlumun resmini gördüm. Gürcistan, Tiflis'te barışımın şeyi var, parkı var. Azerbaycan'da parkı var. İşte İzmir'de, Çiğli'de Barış'a karşı parkı var. Şimdi Amasya'da da işte şu anda Barış'ın heykelinin olduğu yer tekrar düzenleniyor. İşte şey Çankaya Belediye Başkanımız sponsor onun desteğiyle oralar tekrar yıkıldı şimdi tekrar düzenlenecek. O parkın adı da Barış Akarsu Kültür Parkı. Yani insanı insan yapan duyguların uç noktalarını yaşadık biz. Acının en büyüğünü yaşadık. Gururun en büyüğünü yaşadık. Heyecanların en büyüğünü yaşadık. Yani şunu diyebilirim Barış yarışmaya girdinden itibaren yani devamlı şokları yaşadık. Yani o dört ay süren o yarışmada, yani ben belediyede çalışan bir işçiydim. Yani maddi durumu belli, aylarca maaş alamazdık falan filan durum. O Dört ay o kaldık. Yani oralarda yaşadığım günler ayrı bir e, film konusu olur yani. Ama şey vardı, sahnenin önünde Barış kendini çok sevdirdi. Sahnenin gerisinde de bizi çok sevdiler. Barış'ın ailesi olarak. Hatta Barış birinci olup çıktıktan sonra o akşam herkes kucaklaya kucaklaya öyle uğurladılar beni. Baba bizi yalnız bırakma. Ama diğer yarışmacıların çoğunun aylarından maalesef <laughs> aman derler. Bıktık onlardan falan. Öyleydik yani bizim e, için Amasya küçük yer olduğu için herkes birbirini tanır, herkes can ciğerdir. Herkes şakalaşır ona bu falan öyle bir ilişki var. O sıcaklık Amasya'daki o sıcaklık barışa çok şey verdi. Çok şey verdi. Bu yaşantımız işte dediğim gibi e, biz hiç e, yalnız kalmadık. Türkiye'nin her yerinden gelen barış severler hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. İşte 29 Haziran 4 Temmuz arası Barış Akarsu'yu anma günleri düzenlerdik. İşte ünlü sanatçılarımız gelirdi. İşte Türkiye'nin her yerinden binlerce kızlarımız gelirdi. Çocuklar gelirdi böyle. İşte Barış'ı anlayanlar grubu vardı bak diye. İşte sabah olurdu işte Samsun bak burada 15-20 kişi. Ankara bak, İzmir bak, Antalya bak, İstanbul bak. Bak böyle buradayız. Onlar da işte onlar da birbirlerine o internet sayesinde birbirlerine halbuki iletişimleri çok iyiymiş. Onların kucaklaşması ilk defa yani görüşüyorlardı. Onları ben kucaklardım. Kucaklardım hepsine hoş geldin derdim ama belli bir zaman sonra kaçardım kendi şeyime yaşamaya. Deniz kenarına atardım kendimi. Yani sağ olsun yani binlerce barış severimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Hala bırakmıyorlar. Hala bırakmıyor. Telefonlarla bırakmıyorlar. Ne bileyim işte gelerek yalnız bırakmıyorlar. Şimdi öyle öyle öylesine ilginç. Yani geliyor işte ta Bulgaristan'dan geliyor. Yunanistan'dan gelenler oluyor. Bizim e, Yunan Türklerinden işte İran'dan, e, Azerbaycan'dan yani ha devamlı gelenler de var. İşte işte inşallah bu çok davetliyiz. Ee, Azerbaycan'da barışa karşı kültür e, şeyi var. E, barış severleri oluşturmuşlar. Gidemedik. Hatta e, Azeri X diye bir kanal var. O bizi davet etti. Gidemedik. Canlı yayın yaptı. Köyde evimden seyretti. Maalesef oraya gidemedik. İşte pasaport şeydi ama şu anda kolaymış Nuhus kağıdıyla. Yani bu sevgi şeysi Devam etti, devam ediyor. İşte bu filmle beraber daha da işte filmi bilmiyoruz, daha seyretmedik. Nasıl olduğunu işte bu akşam göreceğiz. Zannediyoruz biz onları şunu dedik. Bak en çok çocuklar seviyor Barış dedik. Çocukların şeyine hani zarar vermeden yani onlara şey olmadan öyle bir film olsun genellikle çocuklara ve gençlere mesaj verecek film olsun dedik. Bakalım merakla bekliyoruz bu akşamı. E ya şimdi biz Barış'ı kaybettiğimiz zamanla başladı zaten Barış'ın filmi yapılacak. Gazetelerde falan haber olarak çıktı bu. İşte Barış Akarsu'nun filmi O öylesine şey olmuş ki yani Barış severlere içine Yer etmiş ki devamlı biz işte Barış'ın filmi ne zaman yapılacak, nasıl olacak, şu bu falan filan. İşte biz Barış'ı kaybettikten sonra seyen bir müzik bünyesinde şey yaptık. E, bir demo hayatını anlatan çocukluğundan beri bir e, şey yapıldı. E, i̇şte o dizilerde söylediği bazı şarkıları koydular. Öyle bir albüm yapıldı. O, ama o yeterli gelmedi. İşte biz hazır değildik. Yani biz hazır değildik. İşte bir sürü yoğunluklar, şunlar bunlar derken en sonunda teklifler geliyordu. Hazır değiliz diyorduk. En sonunda işte bu film şirketi teklifte bulundu. Rahmetli eşim sağdı. işte köyde iki sen oldu falan. İki sen oldu. Orada sözleşmeyi beraber imzalamıştık. Ama maalesef işte ona nasip olmadı, göremedi. En büyük acılarından birisi de o yani. Bakalım o filmde eşimi oynayan kadın nasıl nasıl canlandıracak eşimi onda merak içindeyim yani.